Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şeref verdiniz. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Çünkü ben Trabzon, benim memleketim. Her ne kadar simadan kaybetsem de 32 yıllık bir Trabzonluyum. Çaykaralıyım. Bazen Trabzonlularla böyle muhabbet ederken yukarı Hopşaradanım diyorum. Kimlerdensiniz? Velioğullarındanım. Ondan kimdensiniz? Hasan Efendi'nin torunuyla torunuyum diyorum, evliyim onunla. Böyle bazen espriler yaparak, hakikaten ben Elazığlıyım. Kendi memleketimi 35 yılda bir kere gördüm ama Trabzon'a boynumuzun borcu, her sene umre yapar gibi Trabzon'a geliyoruz. Bu vesileyle bu sene bu ikinci gelişim, bir yazın gelmiştik. Bir de şimdi tekrar geldik, sizlerle buluşmuş olmaktan mutluluk duyuyorum. Trabzon'un huyunu, suyunu, karakterini, yemeğini, her şeyini iyi bilirim. Hatta Rumca isimleriyle bilirim. Onun için beni de bir Trabzonlu olarak kabul edin. Her ne kadar müdürümüz Ali Bey bir protokol konuşması dediyse de hayır, bir protokol konuşması yapmayacağız. Bir muhabbet edeceğiz sizlerle. Sorunlarımızı konuşacağız. Bu sorunlarımız bizim teknik sorunlarımız olmayacak. Mümkünse hiç o konulara girmeyelim. Çünkü gemi su alıyor. Yani sorunlarımız çok büyüdü, geldi, geldi. Nihayet duvara tosladı. Onun için mevzuat eskidi. Öyle ya da böyle mevzuatla biz hareket etmek durumundayız. Ama biz burada daha çok basınımızın geleceğini, yazılı basını nasıl kurtarabiliriz, nasıl yarınlara taşıyabiliriz. O konuda sizlerle istişare edeceğiz. Konuşmama başlamadan önce bana eşlik eden arkadaşlarımızı ben tanıtayım. İletişim Müdürümüz, Özel Kalem Müdürümüz 5 sayılı kanun henüz anayasa onaylanmadan, 61 anayasası daha henüz geçmeden Basın İlan Kurumu acilen kurulmuş bir kurumdur. Kamu ile gazeteci basın arasında aracılık yapmak üzere görevlendirilmiştir. Uzun süre 3 şubeyle yürütmüştür işini. Ankara, İstanbul ve İzmir olarak. Sonra tedricen Konya, Bursa ve Adana sanıyorum devreye. Evet. Evet, Adana devreye giriyor. Daha sonra 41 ile teşmil oluyor. Şubeler açılıyor. Fakat ekonomik sebeplerle 41 il 30 şubeye düşüyor. Çünkü fiziki olarak bulundurmak çok zor. Daha sonra da geçen sene itibariyle, geçen senenin başı itibariyle, 2020'nin sonu itibariyle 81 ile vaziyet etmeye başladı. Bir çeki düzen geldi piyasaya, basın dünyasına. Valiliklerdeki gazeteler de Basın İlan Kurumu üzerinden oldu. Çünkü artık fiziksel olarak bir işbirliği, gazetenin gelmesi gitmesi ona ihtiyaç kalmadı. Her şey dijitalleşti. İnternet her tarafa girdi. İnternet girmeyen ev ve cep kalmadı. Dolayısıyla 81 ilde de şu anda faaliyetlerini sürdürmektedir. Basın İlan Kurumu son dönemlerde hiç olmadığı kadar basında gündeme geldi. Bunun biz baktığımızda 3 tane temel sebebi var. Bunlardan birincisi kurumun kanunun ve mevzuatının verdiği yetkiyi kullanmasıyla gündeme geldi. Mevzuattan aldığımız yetkiyi kullanır olduk. Ciddi bir şekilde kullanır olduk. Sizleri temsilen Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda olan üyelerimiz var, 12 kişiler. Bunların gazeteleri var. Anadolu'daki gazetelere gücümüz yetiyor ama işte onlara yetmiyor gibi bir algı vardı. Onları da denetledik. Denetlediğimizde hoş tablolarla karşılaşmadık. Tabii bunun getirdiği ses çok oldu. Belli şeylerimiz var, kriterlerimiz var. Diyor ki işte 2400 basacaksın kardeşim ve satacaksın. 2400 baskıyı maalesef göremedik. 250 tane basılıyor. İçerik olarak muhabirler haber yapmalılar. Ayda bir defa, iki defa en azından bir içerik üretmeliler. Onları göremedik.
satışı göremedik, aboneliği göremedik ama bizler sanki normalmiş gibi o paraları ödüyoruz. Bunların yaptırımları var. Dolayısıyla biraz Zülfiyare dokununca ses çok çıktı. Ama biz yaptığımız işten müsterihiz çünkü bunu Türkiye'nin her alanda, her yerinde biz bu uygulamayı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Mevzuatın hükümleri gereksiz olabilir, yersiz olabilir, belki saçma da olabilir ama bu mevzuat değişmedikçe maalesef bizler de bir kamu kuruluşu olarak kanunun amir hükmü gereğince bu mevzuatla amel etmek durumundayız. Biz tam da gelin şu mevzuatı bize destek verin, önümüzü açalım, yeni mecralara yelken açalım ve siz de rahatlayın, biz de rahatlayalım demek için buradayız. İçin çok da can acıtıcı değil. Yani alınan şeylerden filan bir leke gibi de görmüyoruz. Mevzuatta işte her zaman 100 alamıyorsunuz, bazen 80 alıyorsunuz, soru ters yerden geliyor filan şeklinde. Böyle değerlendirmesini özellikle istirham ediyorum. Yoksa herhangi bir gazeteye bizim denetlemelerimiz bir içerik, siyasi görüş, sosyal görüş açısından değildir. Bundan emin olun. Çünkü İstanbul'un belli gazetelerine de aynı şekilde dokunduk. Onlar da geldiler. Araya aracılar girdi. Sayın bakanlarımız girdi. İşte milletvekilleri giriyor. Kendilerine durumu izah ediyoruz. Buyurun siz olsanız ne yaparsanız. Yani dolayısıyla biz bunu geri çektiğimizde diğer gazeteci arkadaşlarımıza ne diyeceğiz? İnanın her gün böyle cevaplar veriyoruz. Artık elimizde okunmuş Yasin-i Şerif gibi okunmuş cevaplar var, hazır cevaplar var. Bunları kendilerine iletiyoruz. Sizlerden bu konuda anlayış bekliyoruz. Yani bugün burada da şu mevzuatla ilgili bir şey yapmayalım. Ondan ziyade sorunlarımızı, temel sorunlarımızı konuşalım. Mevzuatla ilgili yapılan uygulamalardan itiraz haklarınız var. O itiraz hakları geldiğinde biz çok ince eleyip sık dokuyoruz ve sizin lehinize hüküm çıkarmaya çalışıyoruz. Genel müdürlük kararı da ya ısrar ediyor ya da ya evet burada yanlış yaptık diyoruz. Genel müdürlük ısrar ederse tekrar itiraz hakkınız var. Yönetim kurulunda hukukçularımız var, iyi mevzuatçılarımız var. Onların önüne geliyor. O da lehinize veya aleyhinize, aleyhinize olduğunda yine hukuk yolları açık. Zaten biz hemen uygulamaya geçmiyoruz. Orada da her türlü hakkınız vardır ve yollar sizlere açık. Anayasa Mahkemesi burada basın ilan kurumunun yaptığı müeyyidelerin yerinde olduğunu, buna hakkı olduğunu, dolayısıyla yaptırım hakkı bulunduğunu ve herhangi bir kusurunun olmadığını söyledi. Nokta ancak dedi, basın ilan kurumunun dayanak teşkil ettiği basın ilan kurumuna kararlarına dayanak teşkil eden 49. maddenin bu konularda yeterince açık, vazıh olmadığını ve dolayısıyla meclisi göreve çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yazı gönderdi. Lütfen 49. maddeyi daha anlaşılır, daha sarih, daha vazıh bir şekilde ifade edin ki ben de bu davalara bakayım. Yoksa bir yıl boyunca ben bu davalara bakmayacağım dedi. Basın İlan Kurumu da çok hızlı bir şekilde kamu kurumlarında görünmeyen bir çabuklukla ve doğru bir karar verdi. Bizzat Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından takdir edildik. Biz hemen basın ahlak esasları ile ilgili bize gelen şikayetleri askıya aldık. Dedik ki bunu basına da duyurduk. Sitemizde takip etmişsinizdir. Basında da çıktı. Bundan böyle basın ahlak esasları ile ilgili itibar suikastleri, iftiralar, dezenformasyonlar, kötü kelimeler artık her neyse hepsini askıya aldık. Şikayetlerinizi alacağız ama işlem yapmayacağız dedi. Dedik ve bunu deklare ettik. Ondan sonra da basın ahlak esasları ile ilgili herhangi bir uygulamayı yapmayacağız ve ta ki 49. madde meclis tarafından yeniden düzenleninceye kadar ve Anayasa Mahkemesi de ha oldu şimdi devam edebilirsiniz dediği zamana kadar biz böyle hareket edeceğiz. Fakat maalesef
Bu konuda da yine bir ya yanlış anlamadan olsa gerek, ya bir saptırma ya bir dezenformasyon. Anayasa Mahkemesi'ne rağmen basın ilan kurumu gazetelere ceza yazıyor. Ceza yaptırım uyguluyor. Hiç alakası yok. Çünkü birisi basın ahlak esasları hakkındadır. Aile birliğini, devletin birliğini, bütünlüğünü artık her neyse o çerçevede hiçbir şeyimiz yok. Sadece bizler ceza kelimesine de karşıyız. Mahsup ve telafi kavramını kullanıyoruz. Basın ilan kurumu genel bütçeden bir kuruş para almamaktadır. Tarafsızlığına halel gelmemesi için. Hakikaten sıkıntı içinde kurum. Ama gazetelere yaptığı mahsup o gazeteden alınıyor, öbür gazeteye veriliyor. Deniyor ki ya sen işini düzgün yapmışsın, onu cezalandırıyorsun, onun hakkını almışsın. Senden alıp ona veriyoruz. Veyahut da haksızlık yaptığımız gazeteye telafi uyguluyoruz. Biz sana yanlış yapmışız, evrakları iyi görmemişiz, senin buradaki kaybını karşılıyoruz. Durum bundan ibarettir. Medya yasasının, kimimizin dezenformasyon yasası dediği, kimimizin infaz yasası dediğimiz, kimimiz işte sansür yasası dediğimiz, herkesin kendi penceresinden baktığı yasayla ilgili basın ilan kurumu çok gündeme geldi, çok eleştirildi, çok haksızlığa uğradı. Bununla ilgili de kendimizi ifade etmek istiyoruz ve size birinci ağızdan bilgi vermek istiyorum. Bizler yasa koyucu değiliz. Yasa koyucu böyle bir yasa çıkaracağını söylediğinde basın ilan kurumunu davet etti. Siz bu yasada ne istiyorsunuz? 3 tane madde vardı. Bu maddelerle ilgili sizin görüşleriniz nedir? En temel madde icra iflas. İcra ilanlarının yasada yer almasıydı. Hepinizin malumu icra ilanları şehirlerde icra müdürlerinin iki dudağı arasındaydı. İlişkiyi iyi götürürseniz, hediye işte bir paket çikolatayla giderseniz, yemeğe çıkarsanız, insani ilişkileri geliştirirseniz, adam sizden kelime halk ağzıyla söyleyeyim, gıcık kapmazsa, size ilan veriyordu. Yoksa hiç öyle bir yetkisi yok. Yani boynunun borcu da değil. Tahtaya asıyordu. Ve dolayısıyla bizler o konuda mahrum kalıyorduk. Buna rağmen bütün bu icra müdürlerinin bu tutumlarına rağmen yine de icra ilanları bizim gelirlerimizin ve dolayısıyla sizin gelirlerinizin yaklaşık 5'te 2'si veya daha anlaşılsın söyleyeyim 3'te 1'i kadardı. Ciddi bir rakamdı. Yani geçen sene biz 613 milyon lira dağıttık. Bunun 190 milyon lirası icra ilanlarından 2021 yılı için konuşuyorum. İcra ilanlarından müteşekkildi. Biz o maddeye şu ifadeyi kullandık. İlan müdürümüzle, hukukçularımızla, müdürlerimizle toplantı yaptık. Sizlerin lehine gazetelerde ve internet haber sitelerinde yayınlanmak üzere, altını kalın çiziyorum, ve kelimesini kullandık. Ve, bu kadar. Ve yası yok. Fakat Adalet Bakanlığı bürokratları bu konuda 3 ay ayak direttiler. Hayır, biz darbe yemiş, iflas etmiş, icralık olmuş bir vatandaşın son çivisini biz çakmak istemiyoruz. Dolayısıyla zaten bir sürü zararı var, bir sürü mağduriyeti yaşıyor. Bir de kalkıp ilan parası hem gazetelere hem internet sitelerine, haber sitelerine vermek durumunda değildir. Bu yazıktır, zulümdür falan filan gibi argümanlarla bize geldiler. Yaptığımız görüşmelerle, hükümet kanadıyla yaptığımız görüşmelerle nihayetinde veya şekline tahvil oldu. Son komisyonda yine Adalet Bakanlığı direndi. Nihayetinde komisyon başkanı Bekir Bey'i aradı, Adalet Bakanı'nı. Ya biz dedi veya'da anlaştık ama seninkiler diretiyorlar, veya'yı da istemiyorlar. Sesli yayını açtı canlı telefon bağlantısıyla. Arkadaşlar biz bu konuda anlaştık, artık olayı germeyin dediler ve veya olarak geçti. Alt komisyondan Adalet Komisyonu'na veya olarak geçti.
Biz bunu da çok büyük bir kazanç olarak gördük. Çünkü yaptığımız çalışma simülasyonla bunu da icra müdürlerinin tüm yetkileri elinden alındı. Her halükarda bizim üzerimizden ilan vermek zorunda kalacaktı ve bu da sizlere yansıyacaktı. Çünkü sizler büyük ortaksınız, biz küçük ortağız. Siz %85 alıyorsunuz, biz %15 alıyoruz. Size yansıyacaktı ve şu ana kadar dün akşam önüme not geldi. Temmuz, Ağustos sonu itibariyle 1 milyon 1000 sayfa ilan kaybımız var. 1000 tam sayfa. Bunun rakamını siz gazeteciler daha iyi hesaplayabilirsiniz. Yasa Haziran ayında çıkacaktı. Adalet Komisyonu'nda da bu şekilde geçti. Fakat Haziran ayında geçecekti. O sırada ciddi bir kulis faaliyetiyle bu veya tuttu şeyin gündemine oturdu. Muhalefetin gündemine oturdu. Kulisler yapıldı. Özellikle gazete cemiyetleri başkanlarımız sağ olsunlar. Bizim aynı zamanda genel kurulu üyelerimiz. Yoğun bir şeyle, faaliyetle bu yani tabiri caizse pirince giderken bulgurdan olduk. Halbuki çok daha iyi olacaktı, artacaktı. Artık icra müdürlerinin inisiyatifinde kalmayacaktı. Ve işte artık ne diyelim icra ilanları Adalet Bakanlığı işlemlerine devam ediyor. Önce Batı Adliyesi Ankara'da pilot bölge uygulanmıştı. Şimdi 9 ile bunu yaydı. Artık icra ilanları bize gelmez oldu. Bu gidişle yasa geçmediğinde sene sonunda artık hiçbir icra ilanını alamayacağız. İşin hikaye meclise gelecek. Hatta ilk meclise gelecek olan komisyon kararı olacak. Bizim ümidimiz o ki basın ilan kurumuyla ilgili bölümle ilgili konuşuyoruz. Diğerleri bizi çok ilgilendirmiyor çünkü biz orada yokuz. Yani basın kartlarının dağıtımı, işte efendim dezenformasyon yasası, 29. madde, 40. madde. Biz hakikaten basın ilan kurumu bir kamu kuruluşu olarak buralarda söz sahibi değil. Yaptırımı da yok. Biz sadece sizlerin de muhatap olduğu basın ilan kurumuyla ilgili hususları önemsiyoruz ve gelirlerinizi önemsiyoruz. Mevzu bundan ibarettir. Onlar haklarını helal etsinler, onları tenzih ederim. Hakikaten gazetecilik yapıyorlar. Trabzon'da da örnekleri var. Bursa'da var, İzmir'de var, Ankara'da var. Bazı şehirlerimizde çok güzel gazetelerimiz var. Ama genelde yerel medya, hatta ulusal medya, hatta yaygın medya artık okunmuyor. Kimse eline gazeteyi almıyor. Hepsinin internet sitesi var. Sabahleyin kalkarsınız, telefonunuzu açarsınız, uygulamasını indirmişsinizdir. Ben kendim öyle yapıyorum. İsim vermeyeyim reklam olmasın ama bildiğiniz ulusal gazeteler, yerel gazeteler, muhalif gazeteler, taraftar gazeteler, hangisi olursa olsun uygulaması var veya yoksa uygulaması, masaüstü uygulamasından internet sitesine giriyorsunuz. Haberleri anlık görebiliyorsunuz. Köşe yazılarını okuyabiliyorsunuz. Kelime taraması yapabiliyorsunuz. Artık böyle gazetenin şurasında çıktı filan gibi bir derdiniz de yok. Böyle bir dönemde yazılım medyanın da buna bu sürece bir ayak uydurması gerektiğini düşünüyoruz. Yani internet medya yasasının geçmesi gerektiğini düşünüyoruz ki yazılı medya nitelikli bir şekilde, kaliteli bir şekilde yayınlarına devam edebilsin, içerik üretebilsin, fikir beyan edebilsin, kalite yükselsin. Bizim bir sürü internet medya yasası var. Bir cep telefonu, bir kamera, bir tripod, al sana internet. Hayır öyle değil. Aksine siz gazetelerin bizden basın ilan kurumuyla anlaşmalı olan, sözleşme yapan ve ilan alan gazetelerin mutlaka ama mutlaka bir ayrıcalığı olacak. Bir kazanılmış hakları olacak. Yeni gelen bir internet haber sitesiyle bir tutulması hem hakkaniyete uygun değil, hem sizlere haksızlık olur, hem de onları kayırmacılık olur. Böyle düşünmüyoruz. Mutlaka sizlerin bir önceliğiniz olacak. İkincisi, her internet haber sitesine haber ilan vereceğiz diye bir kural yok. Tıpkı
yazılı basındaki kuralların daha fazlası orada geçerli olacak. Çalışanları olacak, vergi levhası olacak, ofisi olacak, vergi dairesine kayıtlı olacak, ticaret sicil gazetesine kayıtlı olacak. İçerik üretecek, birbirinden intihal yaparak, kopyalayarak, ters yapıştır yaparak habercilik yapamayacak. Maalesef şu andaki internet, işte bir tane sosyal medyadan, Twitter'dan birisi bir Biden bir demeç versin, bütün gazeteler ne güzel hemen. Biden demeç verdi, kocaman bir fotoğraf, altına bir iki yorum, sonra Twitter'ın resmi, al sana haber. Mutlaka kaynak belirtecek, kimse kimsenin haberini çalamayacak. Çünkü bunlar artık internette, dijital ortamda kontrol edilmesi çok daha mümkün. Robotlarla, tıpkı kelime tarar gibi bunların mümkün olacağını düşünüyoruz ve çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu arada ben gazetecilik yapmak istiyorum, geleneksel gazetecilik yapmak istiyorum diyenlerin de şartları ve imkanları daha da iyileşecek diye düşünüyoruz. Yine bu da bizim elimizde, mevzuatın elinde. Hakikaten sıkı bir denetimle iyi gazete çıkaranlara biz haksızlık yapıldığını düşünüyoruz.